Adını Ege'nin güzelliklerinden ve zenginliklerinden alan Efes tatbikatı, dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliği sağlamak üzere Türk ordusunun diğer ülkelerle ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği bir koordinasyon çalışması. Tatbikat kapsamında farklı güçlerin ve yeteneklerin stratejik bir şekilde nasıl bir araya getirildiğini ve başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini görmek üzere bugün İzmir Seferihisar'dayız. Her yıl Ege Ordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde kara, hava, deniz, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlığı unsurlarının da katılımıyla İzmir Seferihisar Doğanbey Tatbikat Alanı'nda icra edilmekte olan Efes Tatbikatı, ilk kez bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Pakistan, Katar, Polonya, Suudi Arabistan'ın fiili katılımıyla birleşik olarak Efes 2016 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı adıyla icra edilmektedir. Adını Ege Denizi'nin güzellikleri ve zenginliklerinden alan bu tatbikat, etkin, caydırıcı, saygın olmayı kendine ilke edinen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurları ve dost ülkelerin katılımıyla icra edilen tek birleşik müşterek tatbikat olma özelliğine sahiptir. Efes tatbikatı dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin bir güç durumunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda karşılıklı çalışılabilirliği geliştirmek amacıyla icra edilmektedir. Efes 2016 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda hibrit harekat ortamı esas alınmış, tatbikat sorumluluğu paylaştırılmış, birlik eğitimi yanında karargah eğitimi içinde tedbirler alınmış, sivil kurum ve kuruluşların tatbikat sürecinde yer alması sağlanmış, danışman ve NATO tatbikat senaryosu kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haklı gururu, her yerde ve her türlü koşulda görev yapabilecek seçkin askerlerden oluşan özel kuvvetler, esas gücünü yüce milletimizin güveninden almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birlikler, denizden ve havadan sızma yaparak planlanan hedefi etkisiz hale getirmektedir. Bu operasyona Azerbaycan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan özel kuvvet timlerinden oluşan birlikler de destek vermektedir. Özel kuvvet timlerinin icra ettiği harekata, hava kuvvetlerimize bağlı F-4 savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin ateş desteğiyle destek sağlanmaktadır. Ve belirlenen hedefler başarıyla imha edilmektedir. Bölgeye sızan özel kuvvetler tarafından önemli hedefler işaretlenmiş, hedefler deniz topçusu tarafından ateş altına alınmaktadır. Çıkarma yapılması planlanan bölgedeki düşmanı ve tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri tarafından atış yapılmaktadır.
Türkiye, Azerbaycan, Katar birlikleri tarafından hava hücum harekatı icra edilmektedir. Dost birlikler tarafından icra edilen hava hücum harekatına düşman kuvvetlerinin zırhlı ve yaya unsurlarıyla topçusu tarafından müdahale edilmekte ve atışlar yapılmaktadır. Dost birliklerince havan başının tesisi ve savunulması kapsamında havan ve top atışları icra edilmektedir. Havancılarımızın atışları hedefleri kusursuzca etkisiz hale getirmektedir. İlk kez 1968 yılında Gölcük üssünde 1. Amfibi Deniz Piyade Taburu'nun teşkil edilmesiyle tarihi gelişimine başlayan amfibi birliklerimiz kısa tarihine büyük başarılar sığdırmış, teşkilinden kısa bir süre sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda büyük başarılar elde etmiştir. Modernleşen ve gelişen Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nın SCT tipi çıkarma gemileri tarafından birinci çıkarma dalgası için kıyıya yanaşarak kapak atılıyor. Çıkan unsurlarca manevra yapılmakta ve Milan, bomba atar ve uçak savar silahlarıyla atışlar yapılmaktadır. Türkiye, Pakistan Özel Kuvvetler Birlikleri tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Hava sahamızın korunması kapsamında kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi de hakkıyla yerine getiren hava kuvvetlerimizin savaşan şahinleri F-16'lar tarafından hedef bölgesinin taktik hava keşfi yapılmakta, alınan bilgiler karargaha iletilmektedir. Helikopterler tarafından 2 adet 107 mm ÇNRA havadan bölgeye getirilmekte ve yaralıları alarak muharebe bölgesinden Seyyar Sahra Hastanesi'ne taşınmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Askerlik hayatımda bu kadar mükemmel bir topçu ve bu kadar mükemmel idare edilmiş bir topçu ateşi nadiren gördüm" dediği topçularımız, taarruzu desteklemek amacıyla 155 ve 105'lik toplarla yaptıkları atışlarla hedefleri birer birer imha etmekteler. Kara havacılarımız, amfibi harekatın ateş desteği kapsamında taarruz helikopterleriyle yaptıkları atışlarla hünerlerini sergiliyorlar. İstihkam birlikleri tarafından birliklerin güvenli bölgeden geçişini sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerle geçit açılmaktadır. Amfibi çıkarma bölgesinin omuz başlarına yönelik iki ayrı bölgeye bot harekatı icra edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İstihkam Takımı, Polonya Hava Takımı, Arabistan Amfibi Takımı tarafından ikinci dalga çıkarma icra edilmektedir. Görmeyerek atış yapan silahlarla hava hücum harekatının ateş desteğinin sağlanması maksadıyla havan ve obüslerle tüm atışlar aynı anda hedefte olacak şekilde atışlar gerçekleşmektedir. Almanya Hava İndirme Bölüğü tarafından Milan ve TOW atışı yapılmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve Türk semalarının güvencesidir. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçakları tarafından yakın hava desteği kapsamında belirlenen hedefler imha edilmektedir. Türkiye, Polonya ve Suudi Arabistan birlikleri tarafından zamana duyarlı hedefleme kapsamında araçla intikal halinde olan yüksek değerli hedefe müdahale edilmektedir. Türkiye, Polonya, Katar, Suudi Arabistan uzman nişancı unsurları tarafından kritik bir hedef etkisiz hale getirilmektedir. Tank ve zırhlı muharebe aracı atışları yapılmaktadır. Çağımız savaşları savaş alanlarından yerleşim bölgelerine doğru kaymaktadır. Bu duruma uyum sağlayan birliklerimiz meskun mahal muharebesini icra etmektedir.
deniz kuvvetlerimizin amfibi deniz piyade tugay komutanlığınca bomba atar, uçak savar ve milyan atışları yapılmaktadır. Düşman topçusu tarafından bölgenin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlarla kirletilmesi üzerine KBRN timi kirletilmiş bölgeye sevk edilmiştir. KBRN timi bölgenin keşfini yapmış ve şu an KBRN temizliği yapmaktadır. Etkinliği artırmak, üstünlüğü ele geçirmek amacıyla zırhlı birlik taarruzu başlamıştır. Kıyıbaşı hattını ele geçirmeye yönelik tank taarruzu ile karşılanan hedefler tanklar tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Gelecekte savaşların, düzenli orduların hat çatışmasından ziyade tamamen asimetrik çatışmalar şekline dönüşeceği öngörülmektedir. Bu yeni savaş şekliyle muharebe sahasında lojistik üniteler büyük önem kazanacaktır. Karşılaşabilecek yeni şartlara uyum sağlamak için birliklerin lojistik olarak desteklenmesi amacıyla havadan malzeme atılması gerçekleştirilmektedir. Şanlı kahraman zırhlı birliklerimiz, tankçılarımız kıyıya çıkmaktadır. Efes 2016 tatbikatı birçok ülkenin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikat, kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek koordinasyonuyla kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ordumuz, yüksek moral ve üstün disiplin anlayışıyla kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çocukluğumuzdan beri biz en önemli özellik asker gördüğümüz zaman ilk duyduğumuz his güven duygusuydu. Şu anda bile hani memlekete çok karışık, çok kötü şeyler olduğu zaman bile askerlerimizin varlığı her zaman bize güven veriyor. Vatanı için son nefesini vermekten çekinmemiş askerlerimize ben kendi nefesimle bir hediye yollamak istiyorum. Çok sevdiğim bir şarkı Hatırla Ey Peri'yi onlara hediye etmek istiyorum buradan. Şimdiye kadar tabii Türk ordusu deyince akla tabii ilk önce Atatürk geliyor. Atatürk'ün ölüm yıl dönümlerinde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında çok konser yaptım ben ekibimle beraber. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdik. Geçen sene 29 Ekim'de Milano'da Cumhuriyet resepsiyonunda ben ve ekibimle beraber müzik yaptık. Orada evet Türk askerleri de vardı. Ama İtalya'nın önde gelen birçok ismi de orada ilk defa Türk müziği dinlemiş oldular bizim sayemizde. Ve oradaki Türklerden çok güzel tepkiler aldık. Yani Cumhuriyet Bayramı'nı sizin gibi aydın bir Türk kadınıyla beraber kutluyor olmaktan ve Türk müziği yapıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduk diye. Bu beni çok mutlu etti. Sınırın en ucunda terörle burun buruna, ölümle burun buruna olan askerlerimize özellikle bir mesaj iletmek istiyorum. Atatürk'ün bir lafı var. Bunu
Ve biliyorduk zaten ama geçen yeni karşıma çıktı, okudum bir yerde bir vesileyle. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır demiş Mustafa Kemal Atatürk. En umutsuzluğa düştükleri anda bile, en kötü hissettikleri anda bile bu lafı hatırlamalarını istiyorum ben onlardan. Bir memleket bu şekilde kurulup düşmanlar bu şekilde bu lafların üzerine düşmanlar ülkemizden kovulduysa, bizim şu anda yaşadıklarımız hiçbir şey aslında. O yüzden onların en umutsuz oldukları anda bile bunları düşünmelerini istiyorum. Hepsine sevgiden önce saygı yollamak istiyorum. Çünkü çok genç yaştalar, hayata karşı çok umutlular. Her şey güzel olacak ve en umutsuz oldukları anda dua etsinler ve bu lafı düşünsünler. Ve geldik bu haftaki programımızın soru bölümüne. Ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere Jandarma Assubay Meslek Yüksekokulu'nun eğitim süresi kaç yıldır diye sormuştuk. Doğru cevabımız B şıkkı 2 olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasından çekilen kura sonucunda kazanan talihlimiz. Ve gelelim bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı saat ödüllü sorusuna. Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşmasına ne ad verilir? A. Vira, B. Avara, C. Aborda, D. Fundo. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, kısa özgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastabarista@tsk.tr adresine başvurabilirler. Ve geldik bu haftaki programımızın sonuna. Ama öncesinde sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Her ayın ikinci pazar günü TRT Radyo 1'de yayınlanan Silahlı Kuvvetler Saati programını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya başka bir yerden ve başka bir birlikten yine sizlere sesleneceğiz ve ordumuzu daha yakından tanımaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.